Gerilim diğer adıyla voltaj elektrik için en önemli büyüklüklerden biridir. Bu videoda hep beraber gerilimin ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Elektrik yüklerinin potansiyel enerjileriyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Biz de bunun üzerinde duracağız. Aslına bakarsanız fizikte genelde yaptığımız gibi bu videoda formüller elde etmeye çalışmayacağız. Aksine gerilimin ne olduğunun mantığını kavramaya çalışacağız. İşe gerilimi yer çekimine benzeterek başlayabiliriz. Gerilim ve yer çekimi gerçekten benzer fikirler. Az sonra neden böyle dediğimi siz de anlayacaksınız. Şuraya bir dağ çizelim. Tepesine de biraz da kar koyalım. Şuraya da bir m diyeceğimiz kütleyi koyalım. M bir şekilde tepenin üstüne taşınmış. Kayakla ya da bir tırmanışçıyla çıkartılmış olabilir. Nasıl çıktığıyla ilgilenmiyoruz. Biz tepeden bakıldığında sahip olduğu potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşmesiyle ilgileniyoruz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu kütle dağdan aşağı yuvarlanacaktır. Bunu yaparken işte yapabilir. Mesela birkaç ağacı devirebilir. Hadi şuraya bir ağaç çizelim. Ağaca denk geldiğinde onu ezip geçebilir. Yapmasın ama lütfen. Ya da Allah muhafaza bir ayıya çarpabilir ve kayaların üzerinden sekebilir. Aşağıya doğru yuvarlanan kütle bunlardan başka bir sürü şey daha yapabilir. Voltaj için de benzer şekilde ilerleyebiliriz. Mesela voltajın da bir dağ olduğunu düşünelim. Fakat bu sefer buraya bir pil koyalım. Bakın pilimiz dağımız oluşturuyor. Yaptığı şey de aslında elektronları dağın başına taşımak. Buraya çizdiğim pilimizin negatif tarafından gelen bir elektron elektronumuzu serbest bırakırsak aynı bir önceki örnekteki kütle gibi o da aşağıya doğru hareket edecektir. Sonunda da pilimizin alt tarafına geri gelecektir. Bir devre oluşturduğumuzda kafamızda bu şekilde benzer bir şey hayal edebiliriz. Elektronumuzun hareket ettiği yol boyunca önüne çeşitli devre elementleri de koyabiliriz öyle değil mi? Bunlar direnç veya kapasitörler gibi devre elementleri olabilir. Bu sayede biz de elektronumuza biraz iş yaptırabiliriz aşağı doğru yuvarlanırken bir şeylere çarpmasını sağlayabiliriz. Gerilimin diğer adıyla voltajın büyüklüğüyle dağın boyunu birbirine benzetebiliriz. Dolayısıyla yüksek gerilim büyük bir dağ demektir. Aynı şekilde de düşük gerilim küçük bir dağ demek oluyor. Elektronlar pil tarafından dağın tepesine çıkartılıyor. Sonra aşağı yuvarlanırken de iş yapıyorlar. Bu süreçte biz de devre tasarımımızı gerçekleştiriyoruz. Burada yaptığımız şey esasında bu. Pilimizi ya da bataryamızı satın alıyoruz ve üzerine devremizi tasarlıyoruz. Ardından da üzerlerinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş kendi devremizi tasarlamaya başlarken gerilimi daha benzetmek iyi bir fikir. Umarım sizin de aklınızda bir şeyler oluşmaya başlamıştır. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.